Yo arkadaşlar, ne yaparsanız iyisiniz. Ay, yeme bana mikrofonu ha. Don't eat my microphone, man. Arkadaşlar, hatırlıyorsanız ki bir tane viral video yaptıydım Conor McGregor. Ondan sebep neden Conor McGregor Habib Nurmagomedov'dan kaybedecek. Ve o zamanlar kimse bilmezdi Habib kim olduğunu. Ve herkes, birçok insanlar dedi salaksın hoca, sen ne anlarsın MMA'den diyenler dedi bana. Ben ne anlarım MMA'den diyenler dedi bana. Adam 2 gün salona gitti diye MMA uzman oldu. neyse. Maçtan sonra dedim Conor McGregor bu saatten sonra bitti. Bu saatten sonra bitti, artık gelemez geri. Yine de dediler bana, ya salaksın sen hoca. Ne öyle şey, bir maç kaybetti diye bitti mi? Evet. Zaten overrated dedi aşırı derecede. Özellikle lightweight'e çıkınca işi zorlaştı. Ama adam önceden parti hayatını severdi. Kokain hayatını severdi. Ve o Habib'in otobüsüne saldırdığı için normal bir insan yapmaz onu. Öyle çekince alın o cesareti, abuk sabuk şeyler yapan. O kadar şeyler söyledi basın şeyinde, toplantılarda, press conference. O kadar şeyler söyledi, normal insanlar onu yapamaz. Kısacası Conor McGregor'ın çılgınlığı ve deliliği, okay, kokainden destek alarak yaptı bunları. Kısacası Conor McGregor en başarılı adam değildi UFC'de. Ama en çok para kazanan adamdır UFC'de. Neden? Çünkü press konferansları, basın toplantısı ve onun marketingi ve trash talkingi çok reklam oldu kendine. Adam viral oldu ya. Ama koko yapmasaydı, çekmeseydi bunları yapamazdı. Anlatabildim mi? Habib'den bir maç önce Floyd Mayweather'den 100 milyon dolar aldı boks maçta. Yani toplasan Conor McGregor 500 tane UFC maç yapsa bile o parayı alamaz. Yok. Bir maçta bütün kariyerinin şu en fazla kazanan adam UFC'de Conor McGregor'ydı. Ama Conor McGregor'ın bile bütün kariyerinden bir maçta daha fazla para kazandı Floyd Mayweather'da. Ki show maçıydı o. Kim ne isterse desin. Ya. Bir adam ki kokaini sever. Ver kendine 100 milyon dolar bir anda. Lamborghini yat alsın ve onun içinde çeksin bütün gün. Sence bu adam bir daha şampiyon olabilir mi? Sizce Conor McGregor zaten iyi bir şampiyon muydu? Tamam, Jose Aldo'yu 30 13 saniyede indirdi. Jorge Masvidal Ben Askren'i de çok kısa zamanda indirdi. Bu demektir ki Jorge Masvidal çok iyi mi? Yok. Bazen olur böyle şeyleri. Jose Aldo hata yaptıydı. You know? Arkadaşlar, birçok sporcular vardır ki kokain içiyorlar. Birçok vardır. Bazen beklemediğin insanlar kokain içiyor. Hiç tahmin etmediğin insanlar kokain içiyor. Ama aşırı tiryakisi olanlar kendilerini çok belli ediyor. Son zaman bir tane şey vardı. Röportaj vardı Conor McGregor'la, ki Conor McGregor böyle konuşurdu sürekli. And you know I done a film and all I done was one punch and like fucking böyle öyle hiç durmadan konuşurken böyle, yani konuşuyor şimdi böyle, ona cocaine twitch dedik. Bu adam ciddi ciddi kokain bağımlılığı vardır. Ciddi kokain bağımlısı vardır. Ben gördüm, arkadaşlarım vardır ki kokain bağımlısı. Çok
Bazıları böyle yapar sürekli. Ya cengim. Çekelim bu gece biraz daha ya. Da ondan sonra iş konuşalım. Çok güzel şeyler yapacak cengim. Ne kadar öyle şeyler gördüm. That's why it's finished bro. It's finished. It's finished. Yani bazı insanlar yenip duruyor bu şeye. Çünkü bazen işte param bile olunca çok you take things for granted. O kadar çok paran olduğunda bile hayat seni tatmin etmiyor. Ve o yola başvuruyorsun. Ve o yola girdikten sonra çok bir karanlık yere gidiyorsun. Ve sonunda ışık yok.